Sen bu çocuğun kıymetini bil bence. Baksana, 120 sene kedi olmaktan kurtuldun. Ha yavrum, çok yoğunsun değil mi? Kıyamam. Şifre meselesinde zamanını cuma akşamına kadar uzatıyorum. Bir de o var değil mi? Bir de Can var. Can mı var? Canavar o, canavar. Bu kadar işin var, hala burada oyalanıyorsun. Dur ben seni acil telgrafla göndereyim canım. Kader, ömrüm boyunca böyle kedilerin konuştuğunu sanacağım hep. Ama buna da şükür. Neyse ki sadece kediler. Ya karıncaların konuştuğunu duysaydım düşünebiliyor musun? Beynimin içinde bik 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 bik. Ya? Ha, bu arada sen bu evde böyle garip bir takım şeyler oluyor falan diye kuşkulanıyorsun sanırım. Ama inan ki yok öyle bir şey. Ne olur sen kafana takma böyle şeyleri. O ne öyle? Bu zarf bu. Melda'ya vermiştim posta kutusuna atsın diye. O kadar dalgın ki ekmek kızartma makinesine koymuş. Ya açsana şunu Selda hala. Bunaldım bu daracık yerde. Bu Ayşegül'ün sesi. Ayrıca Duman'a da söyle cezasını 50 sene uzattı. 50 sene mi? Of ya, bitmez benim çilem, bitmez. Hadi sizi daha fazla oyalamayalım. Biz yine bekleriz sizi. Güle güle. Bu evde sadece kedi değil, duvarlar, kanepeler, koltuklar, her şey konuşuyor. Ya da bu Selda'nın gittiği doktordan benim de bir randevu almam lazım. Yani uzun sözün kısası, ikinizden de çok özür dilerim. Yani tek amacım Duman'a ufak bir iyilik yapmaktı. Ya böyle olacağını bilseydim hiç iyilik yapar mıydım? Neticede özür diledin. Biz de özrünü kabul ediyoruz. Değil mi Selda? Evet, suçunu kabul etmek de bir erdemdir. Ay, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İnanın bir daha asla böyle bir şey olmayacak. yemekte ne var, ne yiyoruz? Çok güzel şeyler var. Gerçekten. Ama sana yok. Ne? Özrünü kabul ettik diye bu işten cezasız yırtabileceğini sanmıyorsun herhalde. Şimdi odana gidiyorsun ve sabah oluncaya kadar da odandan dışarı çıkmıyorsun. Ya ama bu haksızlık. Ayrıca siz şu anda odamda neler olduğunu biliyor musunuz? Ben odada bir saat bile kalamam. Demek ki çok uygun bir ceza vermişiz değil mi Selda? Evet. Gitmiyorum. Ya hiç acımanız yok mu sizin? Ben kolum değil miyim? Hoş geldin Ayşegül. Gel acım ortak ol, benimle birlikte söyle hadi. Ben kolum değil miyim? Ya Duman, sıkılmadın mı bu acılı şarkılardan? Yeter, üf! Yetmez, sabaha kadar nonstop acılı müzik. Efkarlıyım Ayşegül, efkarlıyım. Ben kolum değil miyim? Ben insan değil. Ya bugün hayatımın en kötü günü, en kötü. Hiç üzülme benim biricik nişanlım. Ben seni güzel bir yemekle neşelendiririm. Yok, bundan daha kötü bir gece olabilirmiş. İmdat! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.